Çay içer misin? Buraya çay içmeye mi geldik? Acelem var diyorsun yani. Sayın Hacı Alagöz, biz seni burada ağırlamak için aylarca bekledik. Sen şimdi iki yudum çayı bize çok mu görüyorsun? Ben buna biraz alındım açıkçası. Şimdi sen Şiho Alagöz'ü öldürmüşsün. Sonra adamcağızın cesedini izbe bir yere atıp kaçmışsın. Maktulün üzerinde senin parmak izin var. Mobese kayıtlarında görüntülerin var. Üstelik bunu firarken yapmışsın. Ayrıca bildiğim kadarıyla bu şahıs senin dayın. Sizin soy isminiz niye aynı? Akraba evliliği. Ya sen amcanın oğlu İbrahim Alagöz cinayetinde azmettirmişsin. Şimdi merak ediyorum, senin bu sülalenle alıp veremediğin ne? Yoksa sen seri akraba katili falan mısın? Her şey öyle gördüğünüz gibi değil. Ben ne kimseyi öldürdüm ne de azmettirdim. Benim tek söyleyeceğim budur, savcı. Kardeşim, sen bunu sana inanacak olanlara anlat. Savcı Fırat Bulut cinayeti azmettirmekten seni yargılamış, 24 yıla hüküm giymişsin. Yalan mı söylüyor koskoca savcı? Yalan değil. Ama o da benim masum olduğuma inanıyor. Ha. Peki siz o yüzden mi cezaevinden beraber firar ettiniz? Normalde konuşmayı çok severim ama şimdi susma hakkımı kullanmak istiyorum. Sus tabii. Sus, sabaha kadar susalım. Ya sen bu adamı öldürmüşsün. Parmak izin, deliller hepsi ortada. Sen bana ne anlatıyorsun kardeşim? Ne konuşuyorsun sen benim karşımda? Bak hacı, sana söylüyorum bu işin sonu çok acı. Bir ömür dört duvarın arasında geçmez. Sen şimdi aklını başına devşir. En başından tek tek ne oldu, ne bitti, ne yaşandı bana anlat. Ben de çayımı içip seni dinleyeyim. Ah, gel Fırat gel. Nedir bu Büge'ye Sari konuştu mu? Daha konuşmadı ama konuşacak. Ya bu Hacı Alagöz de konuşmuyor. Nuh diyor, peygamber demiyor bu. Belki de öyle bir suç işlememiştir. Tövbe estağfurullah. Ya kardeşim, bu adamı sen tıktırmadın mı içeri? Yoksa sen bana firar arkadaşını mı koruyorsun? Ben ihtimallerden bahsediyorum ve genelde bahsettiğim ihtimaller doğru çıkar. İhtimaller. O zaman şöyle yapalım Fırat Savcım. Sizi piste alalım. Buyurun, sanığı bir de siz sorgulayın. Ben de burada durayım, sorguyu seyredeyim. Benim sorguyu seyredeceğim, ihtimal değil, gerçek. Nerede kaldı oğlum benim çayım? Otur. Oh. Evet Hacı Alagöz. Şiho Alagöz'ü neden öldürdün? Yok, onu ben öldürmedim. Cesette parmak izin var, olay yerinde görüntülerim var. Nasıl sen öldürmedin? Ne işin vardı orada? Yani şimdi şöyle, ben başka bir şeyin peşindeydim. Bu tamamen tesadüf. Ne işin vardı orada? Niçin orada olmuş olabilirsin? Ben masumum. İbrahim Alagöz'ü ben öldürtmedim. Masumiyetimi ispatlamak için bir delilin peşindeydim. Ama İnsan dili de varmıyor ki söyleyebilsin. Dayımın ölüsünü buldum. Neden inanalım sana? Neden? Çünkü ben masumum. Bu er ya da geç ortaya çıkacak.
Peki diyelim ki cinayeti işlemedin. Zaten otopsi raporu geldiğinde gerçekler ortaya çıkacak. İbrahim Alagöz'ün cinayeti var. Oradan hüküm giyeceksin. Cezaevine geri döneceksin. Öyle mi diyorsun savcı? Hacı. Masumiyetini ispat edecek ve kayıtlara geçmesini istediğin başka bir cümlen var mı? Benim masum olduğumu bilmesi gerekenlerin hepsi biliyor. Bilmeyenler de en yakın zamanda öğrenecek.